Yine karşınızdayız. Evet, Türkiye'nin en fazla altın dağıtan yarışma programı Gelinim Mutfak'ta. Aslında ben ona artık 24 ayar program diyorum. Yine müthiş tariflerle ve hoş sohbetlerle karşınızda. Efendim, dilerim sizler iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibiyiz. Maşallah herkesin enerjisi yerinde. Özellikle Beyhan ablam yine takozun üstüne çıkmış. Tabii. Hemen başlamadan önce bu müthiş tarifler ve yarışma programımız, size başvuru adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. www.kanald.com.tr. WhatsApp hattımız 0539 570 3707. Bu altınlar benim de hakkım diyorsanız, her gün bir çeyrek benim de hakkım, yetmez hafta sonu 10 bin liralık bilezikler de benim olacak diyorsanız, şıkır 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 böyle nasıldı? Bu sesleri ben de çıkarabilirim diyorsanız mutlaka arayınız, kesinlikle dönüyoruz efendim. Demet Hanım, barıştınız mı? Dün biraz böyle bir sıkıntı oldu mu? Evet. Helalleştiniz mi? Evet. Eve bir kilo kıymayla geldim. Öyle elinde. Öyle mi? Dolu dolu dedi, ben sana köfte yapmayı öğreteceğim dedi. Affettirdi yani kendini. Böyle bir köfte yapmayı öğrensin. Kendi bir şey yaptı. Kıymayı bulamadı, kendi bulamadı tabağımı ama öyle bir şey yapıyor bana. Yani tekrar öyle bir şey çıkarsa işlem tamam. Müthiş. Beyhan abla, ne yapıyorsun? Bugün tabağa konsantre olacağım. Gözlüğümü de buldum Allah'ın izniyle. Gözlüğü buldun mu? Buldum. Seni bile gözüm görmeyecek daha. Of, öyle demeseydin şimdi, öyle demeseydin. Ha. Bak, ben seni çok seviyorum. Yardım, ben de seni seviyorum ama yardım ettin. Ama dün beni zan altında bıraktın. Senin yüzünden kafam karıştı dedin. Evet, Yeşil. Duydum. Evet. Gelelim tarife. O sebeple şu kartımı bir isteği vereyim ben Ali'den. Değil mi? Bakalım ne varmış. Oo, sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Önce şu örtüleri bir kaldırın bence. Patlıcan mı sakkam acaba? Közleyeceğiz ama. Közleyip patlıcan kebabı şey olabilir ama dolma da olabilir. Közleme var, bildiniz. Evet. İçin ucunda bir közleme var. Ben patlıcan kebap dedim ama... Böyle patatesli, patlıcanlı. O genelde Birecik patlıcanından yapılır ama hani Urfa taraflarından. Bilemedim. Hadi söyleyeceksen söyle ya. Söylemiyorum, azıcık daha merak ettim. Ay. Bence patlıcan dolması diye düşünüyorum. Patateslerle püre olabilir. Bu dolmayı dolduracaklar, sen yiyeceksin. Evet, sos falan domatesli gibi. Ama ismini yarın gibi. Sos var yine başımızda ya? Yemeği açıklıyorum. Duyan var mı bilmiyorum. Öyle islim falan değil yani. Yelpaze patlıcan. Ha, yelpaze. Neymiş? Yelpaze patlıcan. Demek ki şekil yelpaze gibi olacak. Evet. Ben size hemen malzemeleri sıralayayım. Hazır mısınız? Kalemler hazır mı? Evet. O zaman söylüyorum. Yelpaze patlıcan için malzemeler. 2 adet topan patlıcan. Görmemek mümkün değil zaten onları. 500 gram dana kıyma. 1 çay bardağı galeta unu. 1 çay kaşığı karabiber. 1 yemek kaşığı tuz. Kızartmak için çiçek yağı. Gelelim sosuna. 3 adet domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı kuru reyhan, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Püresi için 3 adet patates, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tuz. Evet sevgili gelinlerimiz, şimdi kaynanalarınızdan tiyolar almak için sizlere tam 90 saniye veriyorum. Ve başladı. 5, 4, 3, 2, 1... Aralarını dilim dilim kesiyorsun, kıymasını koymadan kızartıyorsun. Kıymasını güzel pişir. Onu sen güzel yedin ama. Hiç pürüz bırakma içinde. Yok.
Ona dikkat edeceğiz. Önce domatesi koy. Sarımsak var mı? Sostan da şey yok. Yağ yok. Patlıcan çabuk pişiyor biliyorsun. Yakmamaya çalışıyorum. Kavurursun ama güzel kapan. Yine de şeyi kanmamasına dikkat et. 5, 4, 3, 2, 1. Aman yeter bu kadar istişare. Hele bir sarılın, vedalaşın. Haydi haydi yeter artık haydi. Haydin kızlar hoplayın. Haydin haydi, çiçek toplayın. Haydi haydi haydi. Hazırsanız 40 dakikalık sürenizi başlatıyorum. Evet. 5, 4, 3, 2, 1.